Günaydın herkese. Güzel, dinamik bir Moskova sabahı. Çünkü şöyle, artık böyle biraz kafamız rahatladı. Dün bütün belge işlerimizi hallettik. Ne bugün günlerden? Bugün günlerden salı. Biraz daha geç başladık güne. 10 oldu bile, daha kahve, kahvaltı, hiçbir şey yok ortada. Kerem biraz daha geç kalktı. Ben 8'den beri ayaktayım. Niye alarm kurduğumu inanın bilmiyorum ama alarm kurmuşum böyle el alışkanlığı. Ve 8'de uyandığımdan beri de böyle sabırsızlıkla işte herkesin uyanmasını ve artık güne başlamayı bekliyorum. Hava çok soğuk değil bu arada ama ben her zamanki tedbirlerimi alıyorum. Birkaç kat giyindim. Altımda tişört var. Üstümde kaşmir bir boğazlı kazak ve üstüne muhtemelen bir kazak daha giyeceğim. Abartıyorsun demeyin. Her koşulda üşüyebilen biriyim. Üşüdüğümde de bu arada hiçbir şeyden keyif almamaya başlıyorum ve gerçekten tatsızlaşıyor bütün hayat. Bu nedenle altıma tight çorabımın içine böyle hamburgerli bir çorap, iki tane çorap giydim. Çünkü bugün spor ayakkabı giyeceğim. Bot giymeyeceğim. Bot giysem tek çorapla da idare edebilirdim ama. Dün çok güzel bir ayakkabı yaptık. Niye nefes nefese konuşuyorum? Dün bu ayakkabıları bulduk. Normalde Kerem bana bunları almak istiyordu. Daha İstanbul'dayken biz göstermişti. Bak işte yeni bir renk çıkacak ve hani senin çok kullanabileceğin bir renk skalası olacağından alalım sana demişti. Ama daha Amerika'da bile eğer yanılmıyorsam release olmayan bir modeldi. Gerçekten aşırı tesadüfi burada bir snack mağazasına girip bulduk. Güzeller. Bunları giymek istiyorum. Bu nedenle iki çorap giymeyi göze aldım. Neyse artık çıkalım. Kahve, kahvaltı. Bir de çok önemli bir şey daha var. Bugün test olacağız ve tren bileti alacağız. Yarın akşam anneannemin yanına gideceğiz. Belki biliyorsunuzdur, anneannem Moskova'da yaşamıyor. Staryaskol denilen. Başka daha ufak bir şehirde yaşıyor. Ve bütün işte dayım, kuzenlerim falan. Onların yanına gideceğiz. Kerem'i oraya götürmek için heyecanlıyım yani. Bilmiyorum. Asıl Rusya'yı bence o zaman görecek. Bir gün falan kalırız diye tahmin ediyorum. Sonra da Moskova'ya geri döneceğiz diye planladık. Ama hani hayat ne gösterir bilmiyorum. Tam Rus kan fiyataları diyecektim. Şekerleri, çikolataları, böyle aşırı klasik Sovyet zamanından falan beri aynı değişmeyen etiketleriyle. Burada Kerem Bey var. Kerem Bey. Burada Mam Hanım var. Günaydın herkese. Annem aşırı, ya resmen moda ikonu bu şeyler. Yırtmaçlar, botlar falanlar filanlar. Ben de yeni ayakkabılarımı giydim. Çok heyecanlıyım. Sırf bunları giymek için iki çorap giydim içime. Giydiğin ürünler. Geçen adamı yayıyorum aslında. Ana kapı değil mi? Buradan mı gidiyorsun? Annem dört üçte başladı. Nasıl oldu? Harika. Bu çok güzel, bu uyum şey zamanda, çocuk zamanda ama bu yani ne bileyim, o çok... Aha, Staryaskol! Evet, kısaca rıda da. Bizim şirketimiz, fabrikanın çikolata, çok güzel. Step. Side by side all night, I'll hold your hand so tight, and always remember the way that we feel. Look at us now, walking around in the snow. We do it in a very Christmas way. İnanılmaz bir rüzgar var arkadaşlar. Yani böyle bir şey olamaz. Hani yüzümü hissetmiyorum. Sleigh bells and Santa Claus. It's the number one most magical time of the year. Biz Çistiye Prudu denilen bir semte gidiyoruz. Ben bir sürü bu arada işte Google'dan buldum, Instagram'dan buldum, bir sürü böyle kahveci, restoran bilmem ne, onları hep kaydettim gelmeden önce. Ve işte kaydettiğim kafelerden bir tanesine gidiyoruz. O kadar çok yürüyoruz ki bu arada. 2,5 gün oldu daha biz geleli ama. Şimdiden İstanbul'da yürüdüğümüzü böyle 5'e falan katlamışızdır diye tahmin ediyorum. Bir de hava şansımız da çok kötü değil yani. Neredeyse Aralık ayındayız. Rusya'da olduğumuzu varsayarsak hava gerçekten çok iyi. Diyeceklerim bu kadar, elim dondu şimdi. Do it in a bed.
dışarı çıkmak iyi oldu. Gerçekten çok iyiyim şu an. Kerem'in biraz paçaları ıslandı. Belki bir üstümüzü değiştiririz. Yani ben değil ama işte annem bir üstüne başka bir şey almak istiyor. Üşüdüler biraz ve muhtemelen geri çıkarız. Yani bilmiyorum, ben çıkarım en azından. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love, there's always a way. And oh, this time of year, we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold. Var benim merak ettiğim, ne kadar gariptir ki. İsmi Azbuka Fukusa. Biraz böyle Amerika'daki Whole Foods gibi. Oradan Hindistan cevizi yoğurdu almak istiyorum hazır olanlardan. Çünkü son evde yaptıklarım bir tutmadı 2-3 kez üst üste. Ben de böyle sinirlenip yapmaktan vazgeçtim. O nedenle bir dakika galiba... Hayır, bir tık ileride. O nedenle gelip hazır Rusya'da bu satılıyorken hazır bir tane almak istiyorum. Hem de böyle bir marketi o kadar övdü ki bloggerlar. Bu bloggerlar var ya, Rus bloggerlar, gerçekten inandırdı beni dünyanın en güzel marketi falan olduğuna. Bu nedenle geri bir bakmak istiyorum. Hava çok soğudu. Çok soğudu arkadaşlar. Burunlarımız kıpkırmızı. Geldik markete ve gelir gelmez ilk gördüğüm şeyi göstermek istiyorum. Ne alaka? Bunu alacağım galiba denemek için. Bu arada içindekiler de çok temiz duruyor. Merak ediyorum. Bir sadesini alıp belki bir de böyle mangolusunu ya da bilmiyorum başka bir markada deneyebilirim. Farklı farklı işte badem sütünden yoğurt var. Soya sütünden yoğurt var. Hindistan cevizi var. Kaju var. Fındık var. Daha birkaç bir şey daha gördüm demin. Bayağı güzel seçenekler var. Bunun içeriği de çok temizdi. O nedenle bir denemek istiyorum. Kerem'e her yerde Napolyon arıyoruz. Ama böyle Russian style Napolyon. Çünkü Türkiye'de satılanlar öyle değil. Bugün 8 derece diyordu yani birkaç gün öncesi için bugüne ve şu an -3 ve öyle devam ediyor. Ay Kerem, çok güzel bir şey olmuş, gördün mü? Ой, такой, который лепится, из него можно сделать это. Günaydın herkese. Bugün Moskova'daki şimdilik sonuncu günümüz. Akşam Staroskol'a gidiyoruz ve Moskova bizi o kadar güzel bir havayla uğurluyor ki. Hava çok soğuk değil yani. -2, -3 öyle hani dondurucu soğuk değil. Ve full kar yağıyor. İnanılmaz. Her yer bembeyaz. Her şey o kadar güzel görünüyor ki kar altında. Yani uzun zamandır herhalde kar da görmeyince, 2 yıldır falan. Şu an aşırı mutluyum. Her yer çekesim geliyor. Her yer aşırı estetik duruyor, bir de binalar, işte kiliseler, her yer kar altında böyle. Şimdi bir kahvaltı etmeye gidiyoruz. Otelden check out yaptık daha doğrusu sabah. Bavullarımızı bıraktık, bir kahvaltı edeceğiz. Şehirde biraz zaman geçireceğiz. Akşam da trene binip gideceğiz. Ringing in my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light.
while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. İnanılmaz. Hava çok soğudu. Biz şimdi günü bitirdik artık. Otele bavullarımızı almaya gidiyoruz. Gün yeni başlıyor. Gün yeni başlıyor. Gece daha doğrusu bizim için. Çünkü buradan otelden bavullarımızı alacağız. Tren garına gideceğiz ve 12 saatlik bir tren yolculuğumuz var. Yataklı. Bütün gece gideceğiz. Yani 9'da... Doğu Ekspresi gibi. Doğu Ekspresi'nin Rusya versiyonu. Neyse işte 9'da biniyoruz. Hatta 9.03 geçe kalkıyor tren. Ve bütün tren saatleri hep böyle şeydir. Yani hiç düz saat... Düz saat ne ya? Tam saat yoktur. Hep böyle... Mesela 9.03 ya. 9.03'te kalkar. 9.02'de de kalkmaz. 0.04'te de kalkmaz. Neyse akşam biniyoruz. Yarın 9.40'da. Hatta yani bir... Şey 12 saatten bile uzun aslında. 12.5 saat. Sonra da Staroskola varmış olacağız. Nefes nefese kaldım. Hava... Buz. Buz yani. Neyse ki şu an bu arada güneye gidiyoruz biraz. Şey diye. Sanki Miami. Şey diye müzik koyacağım. Ay sürekli kayıp duruyorum yerler. Full buz tuttu. Ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Neyse umarım bu arada rüzgardan sesim geliyordur. Çünkü şu an yüzümü hissetmemeye başladım. Çok rüzgar esiyor. Çok fena. Dünden beri 24 saattir bazen daha hızlı bazen daha yavaş ama kar yağıyor. Şu an bile yağıyor. Çok gözle görülmüyor. Fenerde görebiliyorum yağdığını. Fener mi? Neydi o? Sokak lambası. Sokak lambasını da görebiliyorum. Neyse diyeceklerim bu kadar şimdilik. Bir bavullarımızı alalım ve geç kalmadan hayırlısıyla trenimize binelim. Kerem ilk defa yataklı trende gidecek. Ya bu arada şimdi... Türk kültüründe tren o kadar yok aslında. Yani evet var Türkiye'de de yataklı trenler ama Rus kültürünün gerçekten bir parçası. Demin işte Kerem'e onu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi Rusya'da gerçekten bir yerden bir yere giderken yani bir şehirden bir şehire giderken insanlar akıllarına uçak bileti almak gelmez bile. Yani hep trenle gidilir ve hep böyle yataklı trenle gidilir. Bu nedenle benim bütün çocukluğum gerçekten anneanneme gidip gelirken hep trende geçti. Göremiyorum ve sinirim bozuluyor. Ne yapıyorsun emri? Of, trenler donmuş bakar mısınız şuna? Aynı. Kerem şok. Tren kalkalı birkaç dakika oldu. Şu an %1 şarjım var. Bir yere şarjı takmam gerekiyor. Tren kalkmadan da elektrikler olmuyor trende. Bu nedenle bir türlü takamadım. Ama 5 dakikadır yoldayız. Kerem biraz şok geçiriyormuş gibi hissediyorum neyse. Aşkım. Kerem şok. İşte sen de yok, eğlendiğini anlamadım yani. Lüks kupe kupe. Kerem bu lüks ha. Dönüşte bir de yani. Plus kart gideceğiz dönüşte. Ay bunu seni çekmek istiyorum. Kerem'i şu an... Kerem'e gel. Son gülün. Şunu kapının oraya doğru iteceğim bu arada. Biz kupeye sığamıyoruz. Bu arada bu işte kupe 4 kişilik normalde. Biz çok eşyamız olduğu için 4 yeri de satın aldık ki sadece... Ya bir de bu arada hani başkasıyla kalmak
da istemediğimiz için özellikle bu şartlarda. Kısacası 4 yeri de aldık hani rahat rahat sığarız diye. Asla sığamıyoruz şu an, hani o kadar kıpırdayacak yer yok ki, şu şekilde oturuyoruz. Bavul burada. Çok komik. Şurada valiz var, her yerde valiz var. Ya arkadaşlar, hani şey yapmak gibi olmasın, benim zamanımda çocukluğumda da biz işte sürekli bu trenleri kullanırdık anneanneme gidip gelirken ve trenler korkunçtu. Yani gerçekten korkunçtu ve hani çoğu zaman da paramız yetmediği için diyeyim, bu böyle kupe almazdık, açık olanlarından alırdık. Hani bayağı bildiğiniz işte 50 kişi tek bir yerde yatıyor ve hep olaylı biterdi falan. Ya biri sarhoş olurdu, biri kusardı, tren dururdu, polis gelirdi. Tuvalet çok kötüydü yani, böyle çok sıkışmadığın sürece tuvalete gitmezdin. Çünkü aşırı böyle kokardı ederdi falan. Ya şu an gerçekten aslında bayağı lüks bir trende gidiyoruz aslında o zamana kıyasla. Ve bilmiyorum, bence güzel ya. Ben bir özlemişim herhalde. Şimdi burayı sermek zorundayız. Annem duruyor böyle. Geçmek derken nereye geçmek? Mam sen de maşallah şey, yılların tecrübesi. Solda. Bak şu yeşil yanıyor ya, boş demek. Solda. Aynen şurası. Tuvalet. Çok mu kötü? Kerem. Sus diyor. Bizimki sanki sonlara doğru. Mama. Hangisini olduğumuzu unuttum. Burada mı? Mam. 25-28 burası. Şeyleri hatırlıyorum, yazıları. Daha dedi. Herkes daha der zaten. Ne diyecek? Evet, benim mi diyecek? Daha da dedi. Nerede bira alıyorduk? Alalım mı? Dışarıdan alıyordum. Yastık. Taş. Taş gibi maş. Bunu niye rastladım? Dur. Yok yok, o işte, yani istersen duşmaya koşuyor musun böyle? Yok yok, kilidi var mı? Ay bize kilidi. Ben pulunun üstüne basıp çıkacağım. Hayır, şuraya basacaksın. Ve buraya bas. Hey bak, masaya bas, masaya. Burada iki tane yastık var. Tamam. Tamam, bu bir tane. Orada. Tamam, annemin işte. Şuraya at sen bir tanesini. Dur, buna kılıf var mı? Hayır, yok. Ben sen inmem bir daha. Ne zamana kadar? Tuvaletine girdim. Ne zamana kadar inmezsin? Yani dönüşe kadar. Tamam, iki gün buradayım. Napolyon gelirsin, ve kafaya. Napolyon ve kafaya. Biz sana Napolyon pelmeni falan buraya şey yaparız. Meksika'da çay kötü ya burada. Ben bu kilitleniyor mu diye o yüzden sordum. Kilitlenmiyor ama ona dokunmayacaksın. Ekipmanları buraya koyduk. Burasını da ikinci bir şey olarak kullanırım. Tren ara ara böyle molalar veriyor. İşte 7 dakika, 12 dakika. En uzunları böyle bazen 36-37 dakika falan oluyor. Ben anlamadım niye duruyor. Belli sebepleri var. Neyi? Yani, kendince bilmiyorum. Hayır yani mesela ya. İnemiyorsun. Burada inen ya. Yokmuş şu an. Tamam işte. Niye durduk ya? Hadi ama belli bir schedule var. Neyse işte bu aralarda kocamın krakerlerini verin. Böyle belli işte aralıklarla bazı istasyonlarda tren duruyor. Bazılarında işte insanlar iniyor, biniyor tabii. Galiba şu an en sonda iniyoruz değil mi mama?
Biz de en sonunda inmiyoruz ama bizden sonra belki bir şehir daha var. Biz 13 saatin 12'sinde gidiyoruz kısacası ama bu aralarda durduğunda genellikle böyle işte 34 dakika duruyor atıyorum, 17 dakika duruyor ve bunlar işte şey yapılıyor, anons ediliyor işte burada 17 dakika duracağız. Bu sırada da istasyona bir sürü böyle işte sokak satıcısı falan geliyor. Mesela işte bira satıyor, ne bileyim kuru yemiş satıyor, satmıyor. Patates cipsi satıyor falan. Kerem diyor ki satmıyor bir şey. Evet, burada yok niyeyse ama neyse, bütün böyle işte şeyde vagonda olan insanlar, yolcular da çıkıp genellikle oradan işte cips, bir şey yani yemek, ne bileyim öyle abur cubur falan alıyor. Çocukken en sevdiğim şeylerden biriydi böyle işte ne bileyim akşam işte 8.30'da duruyor ve işte dondurma alıyorsun yazın ya da ne bileyim kışın başka bir şey alıyorsun falan. Günaydın mama. Дам попробовать. Да, дайте обязательно. Очень. Что нам? Сколько стоит вот этот судочек? Еще как мать разрешит. Я сниму. Фаршированная. Одна. Дому сосичка. О, да? Не? О, ну-ка посмотри в камеру. Ну-ка в камеру посмотри. Ну-ка модель. Ну да, не, я в принципе. Это не висит. Мясо, да? Мясо. А как жарить? Лед. Kendimi böyle spiker gibi hissediyorum ama bugün kameramı almadan çıkmışım. Şu an biliyorsunuz ki Staraskola geldim, anneannemin yaşadığı şehre. Bugün buradaki ilk tam günümüz. Dün zaten biraz böyle dinlenerek geçti ama umarım duyuyorsunuzdur. Şu an şehrin böyle ana caddesi üzerindeyiz. Lenin Caddesi. Zaten her şehirde en az bir tane Lenin Caddesi var. Burası da böyle ana caddelerden bir tanesi. Şehrin eski kısmıyla yeni kısmını biraz bağlıyor gibi bir şey. Yani şu taraf Eskişehir. Bu Eskişehir deyince de şey oldu. Bu taraf yeni şehir. Hatta işte eski Oskol, yeni Oskol diye bağlıyor mu, bölüyor gerçekten mu? Bölüyor yani. Evet, yanlış söylüyordum. Böyle şimdi ne bileyim, benim böyle çocukluğumun belli dönemlerinin geçtiği bir yeri Kerem'e böyle göstermek değişik hissettiriyor. Bunun arka tarafı bu arada tiyatro binası, şehir tiyatrosu. Hatta belki anneannem şey demişti, oyun falan varsa gidebiliriz hep beraber ama tabii Kerem ne anlayacak? Alt yazı açalım. Günaydın. Staraskol'daki son günümüz. Akşam trenle. Staraskol'daki son günümüz. Akşam trenle Moskova'ya geçiyoruz Kerem'le. Annem burada biraz daha kalacak. Ve şu an bir arkadaşımla buluşmaya gidiyoruz. Belki hatırlarsınız, yıllar önce bir vlog çekiyordum. Kız hamileydi o zaman ve biz bütün gün dışarıda dolaşmıştık ve çok yürümüştük. Ve kızın daha due date'ine 2 hafta vardı, akşamına doğurmuştu. Artık şu an 2 çocuk annesi. Bayağıdır da göremiyordum yani. Bir en son 2,5 sene önce geldiğimde görüşmüştük. 2,5 senede mi 2 tane doğurdu? Yok. Bu bahsettiğim ilki 5 i̇şte yıl falan oldu. Vlog yani daha ilk ben YouTube'a başladığım dönemlerde anneanneme gelip vlog çekiyordum. Asla konuşamadım bu arada. O zaman ilkini doğurmuştu. Ha. Misha'yı. Şimdi ikincisini doğurdu. Çok olmadı bu arada yani. Bu 2,5 senenin içerisinde ikincisini doğurdu. Ben kimseye bırakmazdım çocuğumu. Şey, babasıyla kaldı. Babasına da bırakmazdım. Bir şey aldım. Evet.
finansman. 293 yok. Tak, tak. Ya, davay, davay. Görüşürüz, hoşçakalın. Görüşürüz, hoşçakalın. Baka. Baka, baka. Baka. Polina. До свидания, до Керем. До свидания, Керем. Ну, Я Парсенбе Гинус. Хорошо, тамам. Ой, не, не, не. Владлена. Есть такое имя, Владлена? Да. Есть, есть. Привет. Привет. Salak. Ya saçma. Çocuğun, ya. Çocuk Moskova'ya kadar koşar hemen sana söyleyeyim ya. Şimdi çarpışacak yani. Ulan dağları. Ya dursun, dursun. Yol bitti be. Ben de üstümü bile değiştirsem çıkamam. Günaydın herkese. Şu an tekrardan Moskova'dayız. Aynı otele giriş yaptık. Farklı bir oda seçtik. Bu sefer aynı yanlışları tekrarlamayıp bu sefer odamız bir tık daha geniş. Daha fazla alanı var. En azından böyle minik de olsa bir dolabı var. Şu an giriş kapısının oradayım. Hatta burada bavul koyacak bile biraz yer var. 3-5 bir şey asacak yer var. Birkaç daha askı istememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bavullarımız burada duruyor şu an. Burası tuvalet. Tuvalet aynı ama zaten güzeldi. Güzel. Burası yatak ve yatağa iki taraftan da girebilecek kadar boşluk var, alan var. Çok iyi bir şey. Yataklar güzeldi, rahattı. Yastıklar öneririm, severiz. Oda turu yapmak çok zor bir şey. Yani ben size aslında sadece alanı göstermek istedim. Burada hem bavulunuzu açabileceğiniz hem bir şeyler herkes edebileceğiniz kadar yer var. Çünkü bir önceki odada hatırlıyorsunuzdur. Bavul açılmıyordu ve böyle hepimiz derken Kerem'le ikimiz resmen bavulun üstünden atlıyorduk. Güzel yine bir manzaramız var. Bu kadar. Koltuğumuz bile var minik. Alo. Bayağı bir kar yağmış. Sabahtan beri hiç kamerayı açıp konuşmanın bir de şunlarla kameraya basmak, kamerayı çalıştırmak o kadar zor ki. Şimdi otele doğru yürüyoruz. Bugün bizim Moskova'daki son tam günümüz. Yarın öğleden sonra artık İstanbul'a geri dönüyoruz. Ne diyeceğimi de unuttum şu an ama bugün aşırı karlı bir gün. Bayağı da soğuk. Aslında çok soğuk değil. Ama soğuk. Bize göre soğuk. Yani biz artık çok unuttuk bu soğukları. Bu nedenle soğuk. Ne dediğimi asla bilmiyorum. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Akşam da böyle yemeğe gideceğiz son bir kez. Ve yarın toparlanıp İstanbul'a uçacağız. Diyeceklerim bu kadar, nefesinize kaldım. Şu an köprünün üstünden geçiyoruz bu arada. Bizim otele doğru giden yolda. Sizinle yine konuşuyoruz. Muhtemelen zaten duyamıyorsunuzdur. Bence duyuluyordur, sen abesle bağırıyorsun. Burnum çok akıyor soğuktan. Sürekli bir yere giriyoruz sıcak. Dışarı çıkıyoruz soğuk. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree.
Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin.